sipariş ettim. Çin'den bir numune sipariş ettim. Neden bu numuneyi sipariş ettim? Çünkü Amazon'da aylık 1.2 milyon dolar bir hacme sahip. Bu ürün akıllı bir priz. Prize tak taktığınız ürünleri cep telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlayan bir özelliğe sahip ki aynı zamanda bak birazdan kutusunu açacağım zaten ve teknik incelemesini de yapacağım. Aynı zamanda Amazon Alexa ile çalışabiliyor ve Google asistanı çalışabiliyor. Bir mobil uygulaması var buradaki QR kodu taratacağız. Mobil uygulamayla ürünü kullanmaya çalışacağız. Ürün Ürünün üretim maliyeti e, üreticiye göre değişiyor ama ortalama 3 dolar civarında bir üretim maliyeti olduğunu söyleyebilirim. Satış fiyatları yine değişkenlik gösteriyor. 9-10 dolara satan da var, 39 dolara satan da var. Tamamen ürettiğiniz markayla alakalı bir fiyat stratejisi söz konusu. Yani baremler çok geniş, üretim maliyeti düşük ve müşteri memnuniyeti yüksek olan bir üründen bahsediyoruz. Şimdi ben bu ürünü Çin'den sipariş ettim. Sipariş ettiğim ürünün ambalajını şöyle açacağım. Beraber bir test edelim önce. Ondan sonra Amazon'da teknik analizini yapalım bu ürünü satabilir miyiz? Satarsak hangi anahtar kelimelerle nasıl bir hedefleme yaparak satabiliriz? Aylık 1.2 milyon dolarlık hacim içerisinde kendimize nasıl yer buluruz? Ona bakacağız. Önce ürüne bakalım. Evet ürün dediğim gibi basit bir ürün. İçinden bir tane kullanım kılavuzu çıktı. E, kullanım kılavuzu yine İngilizce bir kullanım kılavuzu. Ürünümüz de burada. Ben tabii ürünü Türkiye'ye getirdiğim için ve test etmek istediğim için Avrupa uçlu bir e, sipariş verdim. Siz bunu Amerika'da satacaksanız eğer bu şekilde değil. Tamamen Amerika'ya uyumlu uç sipariş etmeniz gerekiyor. biraz onların detaylarını zaten üreticiden gösteriyor olacağım. Şimdi ürün bu. E, herhangi bir pili vesaire hiçbir şey yok. Tamamen prize taktığınız zaman elektriği kontrol edebiliyorsunuz. Biraz bunun testlerini beraber yapacağız. Öncelikle kullanım kılavuzunda burada Smart Life App diye bir uygulaması var görüyorsunuz. Bunu cep telefonuma QR kodu taratacağım. Tarattıktan sonra bu uygulamayı indirerek bu cihazı uzaktan nasıl kontrol edeceğimize beraber bakıyor olacağız. İlk olarak uygulamayı taratıyorum. Şöyle kamerayı açacağım. Normal fotoğraf bölümüne geleceğim. Şurada QR kodu taratacağım. Bakın download diye çıktı. Lokasyon otomatik seçiyor. Ben tabii Türkiye'de olduğum için Türkiye lokasyon çıktı. Download dedim uygulama Smart Life uygulaması indir diyorum şu an uygulamayı indiriyorum, indiriyor. Smart Life herhangi bir marka yazmıyor. Yani bu ürünü siz, siz sattığınız zaman, müşteriniz bu ürünü sizden satın aldığınızda uygulamayı indir indirmek istediğinde herhangi birisinin markası yazmıyor. Gördüğünüz gibi no name bir tane mobil uygulama. Aslında bir tane de mobil uygulamayı almış gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Açalım mobil uygulamayı. Bir sözleşme çıktı. Ee, Türkçe çıktı bu arada. Muhtemelen ilgili kişinin yaşadığı ülkeye göre optimize olmuş. Bir tane kayıt sayfası çıktı. Önce bir kaydolmamız gerekiyor. Bir kaydolayım ben. Evet, Smart Life yerel ağlara bağlan kullanmak istiyor diyor. Buna izin ver dedim. Veri erişimini açmam gerekiyor. Buradaki sözleşmeleri kabul edip uygulamaya git demem gerekiyor. Smart Life uygulaması aşağıdaki işlemler için erişim istiyor. Bluetooth ve ev verileri Devam et dedim. Bluetooth'u kullanmak istiyor dedi. Kabul ettim. Ev verilerine erişmek istiyor dedi. Kabul et dedim. Şimdi cihaz ekle çıktı. Şimdi bunu benim bir prizi takmam lazım. Şu aşağıda gördüğünüz şu arka tarafı aydınlatan bir ışığımız var. O ışığa takacağım. Daha doğrusu önce prize takacağım bunu. Işığımızın kablosunu da buna takacağım. Ve buradan aç kapa yaparak ışığın açılma ve kapılmasını kontrol edip çalışıp çalışmadığını test etmiş olacağız. Şurada bir düğmesi var. Bakın mesela şu an ışık çalışmıyor. Düğmesine basacağım herhalde çalışması için. Evet ışık şu an çalıştı. Şu an düzenekte çalışıyor. Bakalım mobil uygulamadan bu cihazı kapatabilirsek eğer ışık da kapanmış olacak. Böylelikle evimizdeki tüm cihazları Wi-Fi'den uzaktan kontrol etmiş olacağız. Şimdi cihaz ekle diyorum. Cihaz ekle butonuna bastıktan sonra burada Smart Life uygulaması aşağıdaki erişim istiyor diyor. Konum erişimi. Devam et dedim ona da izin verdik. Uygulamayı kullanırken izin ver dedim. Cihaz aranıyor yazıyor şu an cihazı arıyor. Bakalım uzaktan cihazı bulabilecek mi? Cihazınızın eşleştirme modunda olduğuna emin olun diyor. Bir kılavuza bakalım eşleştirme modu için bir şey yapmak gerekiyor mu? Evet kılavuzda yazdığına göre diyor ki düğmeye uzun bir süre basın etkileşim moduna girsin yani bu connection moduna girsin diyor. Şimdi uzun basalım bu düğmeye. Evet Wi-Fi şifremizi istedi. E, çünkü niye? Wi-Fi connection yapacak yani uzaktan bağlanacak. O yüzden Wi-Fi şifremizi giriyorum. Evet şu an Smart Plug 1G Plus. Bakın ekranda görüyorsunuz ekleniyor diyor. Yani düğmeye uzun süreli birkaç saniye basmak gerekiyor. Birkaç saniye bastıktan sonra eşleştirme moduna alıyor cihaz kendisini ve şimdi otomatik buldu. E, şu anda da bir yükleme yapıyor zaten cihaz ekleme moduna girdi. E, muhtemelen birazdan cihazı da eklemiş olacak ve ondan sonra kullanmaya başlayacağız diye tahmin ediyorum. Evet şu an Smart Plug 1G başarıyla eklendi mesajı verdi. Tamamlandı diyorum. Şu an Power on diyor. Işığımız da yanıyor şu an. Arkada da etkisini görüyorsunuz. Kapat dedim kapattı. Şimdi mesela şu an açık cihazımız. Hop, kapandı. Yani Wi-Fi'den şu an kontrol edebildim. Güzel, çalıştı. En azından timer'ı verebiliyorsunuz, zamanlama. Ee, burada tabii schedule yani bir görev ekleyebiliyoruz. Mesela diyorum ki öğlen saat işte 2'de kapat, 5'te aç gibi talimatlar verebiliyorum. Bence bu güzel. Countdown var, geriye sayım yapabiliyoruz. Bu da güzel. Ne demiş? Circle, görevler verebiliyoruz. Yani farklı farklı görevler, farklı farklı özellikleri mevcut bence. Çok geniş, güzel. Yani Zaten böyle bir cihazın var olması bence iyi. <laughs> Yani neden iyi? Çünkü elektrikli cihazları böyle uzaktan kontrol edilmek bence harika bir özellik. Evet şimdi ürünü gördük. Bence ürün güzel, beğendim. Yani müşteri bundan kesinlikle memnun kalır. Herhangi bir sorun yaşayacağımızı kesinlikle düşünmüyorum. ürünün malzeme kalitesi de çok iyiydi. Mobil uygulaması çok iyi. Kolay. Hemen kurulumunu yaptık. Ambalajı da güzel. Gördüğünüz gibi no name bir ambalaj ve kendi markanızı bu ürüne çok rahatlıkla bastırabilirsiniz. Üretim maliyeti dediğim gibi 3 dolar civarında ki adetler arttıkça mesela dörtlü, beşli paketler yaparsınız, çok daha rahat satabilirsiniz. Şimdi Amazon'da ben bu ürünü araştırdım. amazon.com'da Smart Plug Wi-Fi Soket diye yazdım. Bu şekilde yazdığımda karşıma tabii birçok ürün çıktı. Şimdi ilk olarak şöyle genel bir araştırma yapıyorum. Helium 10 kullanıyorum burada. Helium 10 X-Ray aracını çalıştırıyorum. Toplam revenue 1.2 milyon dolar olduğunu görüyorsunuz. Ortalama fiyatlar 44 dolar ama buradaki data sizin yanıltmasın. Çünkü burada şöyle bir durum var. Biz bu ürünü evet bir tane tekli aldık ama bu ürünü 2'li, 4'li, 5'li, 12'li yani büyük paketlerde satan insanlarda olduğu için herkes tekli satmıyor. Şimdi ben tekli satan birkaç tane rakip karşıma aldım. Birincisi bu. Çok ucu satıyor. 9.99, 10 dolara satış yapıyor. Çok düşük bir karı var. Muhtemelen satış başı, sipariş başı 2 dolar 1.5 dolar kar ettiğini söyleyebilirim. Çünkü Amazon komisyonu da söz konusu burada. Bir de bu ürünü Çin'de yaptıracağız. Amerika'ya göndereceğiz. Bir lojistik maliyetimiz olacak. Şu ebattaki bir ürün 60-40-40'lık kolye aşağı yukarı 500 tane sığar. Öyle düşünün. Yani ürün başına bizim 50 cent civarında bir lojistik maliyetimiz olacak. Bu ürünü 3.5'a mal edersek 50 cent de lojistik maliyetin olacak? 4 dolarlık bütün her şeyin toplam maliyeti karşımıza çıkıyor. 4 dolara mal ettiğimiz, 4,5 dolarlık FBA komisyonu verdiğimiz bir ürün 8,5 dolar 10 dolara sattığımızda elimize geçecek olan para 1,5 dolar. Hadi bilemeniz en iyi şartlarda 2 dolarlık bir karlık söz konusu. Eğer bu fiyata satarsak ki bence bu ürünü bu fiyata satmamak gerekiyor. 9,99 çok düşük bir fiyat. Ben de diğer bir rakibi de inceledim. Mesela bu rakipte başka bir ürünü tabi burada marka etkisi etkisiz olabilir elbette ama 30 999'a satıyor yani 40 dolar. Şimdi 40 dolarlık bu ürünü satan satıcı e, baktığımız zaman kategoride de yukarılarda e, ve gerçekten de e, uzun süredir yani 10 yıldır satış yapan bir satıcı. Bu şartlar altında baktığımız zaman biz bu, bu ürünü açıkça söylemek gerekirse 40 dolara satamayız. 10 dolar çok düşük kalır ama 12 dolar, 13 dolar gibi seviyeler bu ürün için idealdir. Hatta şöyle de yapabilirsiniz ikili paket, üçlü paket, dörtlü paket gibi geliştirmeler de yapılabilir. Peki bu ürün hangi anahtar kelimelerden trafik alıyor? Bir bakalım Helium 10'e soralım. E, i̇lk olarak Helium 10'in Chrome Extension'ını X-Ray Keywords'ı çalıştırıyorum. Tabi burada şunu söyleyeyim. Helium 10 biliyorsunuz yıllık kullanımlarda, diğer videolarda çokça bahsettim. Çok ciddi indirimler yapıyor. %70'e varan indirimler yapıyor. Ekranın altında indirim kodlarını görüyorsunuz. Bu indirim kodlarını kullanarak Helium 10'i %70 indirimli yıllık olarak satın alabilirsiniz. Platinum ya da Diamond paket alabilirsiniz fark etmez. Bütçeniz kısıtlıysa Platinum paket, bütçeniz iyiyse de Diamond paket tercih edilebilir. E, Tabi yıllık pakette hiç bütçeniz uygun değilse aylık paketler tercih edilebilir. Bunun için de Tuger50 indirim kodunu kullanabilirsiniz. Tuger50 indirim kodu da aylık paket alımlarında indirim sağlıyor. Şimdi Helium 10'e baktığımız zaman Helium 10'de bu ürünün X-Ray keywordleri çok kısıtlı çıktı. Gördüğünüz gibi bir marka dominasyonu var. E, öncelikle biz rakipleri incelerken hangi anahtar kelimelere sahip olduğunu anlayabilmek için Helium 10 X-Ray Keywords kullanıyoruz. X-Ray Keywords de bu ürünün kısıtlı anahtar kelimelere sahip olduğunu söyledi. Bu bizim için iyi bir şey aslında. En azından karşımıza analiz edebilmek için doğru bir rakibi almamız gerekiyor. Bunun için peki ne yapacağız? Bunun için yapmamız gereken işlem aslında şu olacak. Ya diğer rakipleri inceleyeceğiz ya da buradaki kategori ana sayfasında X-ray keywordlere bakacağız. Böylelikle farklı anahtar kelimeler neler var bunları keşfedeceğiz. Ki başka bir yöntem daha var onu da az sonra göstereceğim. Evet şimdi Smart Plug Wi-Fi Socket anahtar kelimesini arattığımızda tabii ki Alexa Devices kelimeleri yani çok popüler olan kelimeler çıktı ki bu kelimelerle aslında işimiz yok. Bizim işimiz burada bizim ürünümüze en yakın kelimeler. Mesela sma Smart Switch işte bu bizim ürünümüz Smart Switch akıllı switch. Yani aranma hacmi de 23.755 gerçekten ideal bir hacim sahip Yani ne çok düşük ne çok yüksek. E, düşük orta seviye diyebiliriz. 23.755.000 bin, bin kişinin arattırdığı bir anahtar kelimede yükselme ihtimalim gayet yüksek. Yani ilk sıralarda çıkma ihtimalim gayet e, yüksek görünüyor. Anahtar kelime satışı da 1489 olarak gözüme çarpıyor. Bu da bence gayet ideal bir sayı. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Başka kelimeler var mı? Bu kelime çok iyi gerçekten de. Hemen şöyle aşağı inelim. Bakalım. Evet. E, Smart that work with Alexa. Gördüğünüz gibi kelime çok geniş. E, long tail bir kelime. Long tail bir kelime olmasına rağmen 15936 kişi arattırıyor ve keyword sayısı görüyor musunuz? Anahtar kelime satışını. 3416 kişi bu anahtar kelimeyle bu ürünü satın alıyor. Yani çok düşük bir rekabet. 15 bin bakın 10 binlere düştüğümüz zaman düşük diyorum. 20 bin lira çıktığımız zaman orta seviye diyorum. 50 binlerde orta yüksek diyorum. Ama şu an bu kelime tam olarak düşük rekabette ve iyi satan bir kelime. Hem düşük rekabet hem iyi satıyor. Bu çok iyi. Yani bu anahtar kelimeyi direkt olarak ürünümüzün başlığında kullanabiliriz ve ürün hedeflemelerimizi buna göre yapabiliriz. Ama altını çiziyorum tavsiye ediyorum. Bu ürünü böyle tek başına satmayın. Varyasyonlar olabilir. İkili, üçlü, dörtlü, beşli varyasyonlar ideal olabilir. Bakalım başka anahtar kelime var mı? Mantıklı bir anahtar kelime. Smart Home Devices olabilir. Sonuçta bu akıllı ev e, gereçleri diye geçiyor. Tercih edilebilir. Onun dışında mesela burada farklı farklı markaların anahtar kelimeleri, Google'ın, Alexa'nın kelimeleri çıkıyor. Onları da kullanabilirsiniz ama e, çok tavsiye etmem. Mesela Outlet Timer Indoor bu kelime de olabilir. Bu da yine Düşük rekabet, keyword sayısı yani anahtar kelime satışı da gayet tatmin edici seviyede. Şimdi tüm bu avantajları göz önünde bulundurarak ben bu ürünü Çin'de nasıl yaptırırım? Çin tarafına bakalım. Alibaba tarafına baktığımız zaman bakın bu ürünün fiyatı 1.20'ye kadar düşüyor yani 1.20 dolar seviyelerinde, 1.2 dolar seviyelerinde bu ürünü imal ettirebiliyoruz. Minimum sipariş adeti 499 demiş. Eğer 499 adet yaparsanız 490'a düşüyor. E, 1000 adet civarlarına çıkarsanız da 3.5 dolara bu seviyelere düşüyor. İşte bu zaman para kazanabiliyorsunuz. Yani 4.90'da belki çok çok bir karlılık olmayabilir ama 3.50'de bir karlılık yakalanabilir ve bence 4'lü 5'li 6'lı setler yaptırırsanız da 1000 adete ulaşmak çok zor olmasa gerektiği düşünüyorum. Satın aldığımız üreticinin tabii ki plak standart yani şu uç kısımlarındaki Avrupa, UK Çin, Amerika, İtalya gibi seçenekleri mevcut. Biz tabi Amerika'da satacaksak mutlaka US ucu seçmemiz gerekiyor. US uç her zaman Amerikalılar için gerekli olan bir priz tipi. Gidip de Amerikalıya Avrupa priz tipini gönderirsek yüksek oranda problem yaşayabiliriz. Çünkü Amerika'da Avrupa uçlar desteklenmiyor. Bizim aldığımız ürün bu zaten. TÜYA mobil uygulamasının desteklediğini söylüyor. Bütün özellikleri yazıyor. Burada da bakın bütün ürünleri uzaktan kontrol edebileceğimizi gösteriyor zaten. Bu da bir avantaj. Ürünümüzün fotoğraflarında reklamlandı reklamasyonunu yaparken bu bilgileri rahatlıkla kullanabiliriz. Ee, onu görüyoruz. Peki şimdi biz bu ürünümüzü anahtar kelimesi Smart Plug wifi fi yarattık diye arattık ama alternatif anahtar kelimeler nasıl ürettirebilirim? Sonuçta Helium 10 kullanıyorsam Helium 10 e para verdiysem bana Helium 10 bu işi yapabilir mi? Yapabilir. Hemen nasıl yapacağımı göstereyim. Anahtar kelimemi kopyaladım. Gidiyorum. Helium bu sefer araçları arasında burada magnet var. Magneti kullanacağım. Magnete bu anahtar kelimeyi yapıştırıp yeni farklı anahtar kelimeler bulup bulamayacağıma bakacağım. Şimdi bu analizin sonucu benim için önemli çünkü ben optimizasyonda başarıyı yakalarsam eğer lansman döneminde, ürünümü tanıtma döneminde bu ürünü daha fazla insana gösterme şansına sahip olurum. Ama anahtar kelimelerim zayıf olursa, yanlış anahtar kelimeler seçersem ya da çok aşırı rekabetli anahtar kelimeler seçersem ne yazık ki rekabetin içerisinde kaybolurum ve benim ürünümü kimse görmez. Ben sadece yaptırdığımla kalırım ve zarar ederim. Bunun da olmasını tabii ki istemem. Şimdi burada e, Magnet IQ Score var. Bana yardımcı olacak. Magnet IQ Score bana yardımcı oluyor. Burada farklı anahtar kelimeler bana bulacak mı? Bir bakalım. Hemen şöyle aşağı in inelim. Şöyle uzatalım. Mesela Stop bat Energy Saving Device. Mesela çok güzel bir kelime. 32 bin aranma hacmi var. Bizim ürünümüze uyuyor. Baktığınız zaman bu anahtar kelimenin anahtar kelime satış sayısı da 1526. Gayet ideal. Hedeflenebilir, kullanılabilir bir kelime. Mesela başka var mı diye bakıyorum. Mesela Alexa Smart Plugs anahtar kelimesi var. Bunun hacmi de 24.809. Yine çok düşük rekabette diyebiliriz. Düşük orta diyebiliriz. Bu anahtar kelime tercih edilebilir. Çünkü Keyword Sales'i anahtar kelime satışta 2330 olarak göz gözüküyor. Ve bunun gibi bir çok anahtar kelime zaten var. Smart switch mesela akıllı switch 23.755 kişi bu anahtar kelimeyi aratıyor. Amazon'da 1.489'u da satın alıyor. Yani dolayısıyla düşük orta rekabet seviyesi, seviyesindeki anahtar kelime sayısı hem çok fazla hem de ürün maliyeti çok düşük, fiyat da düşük, karlık evet çok aşırı yüksek değil ama fiyatına göre bence ideal. Dolayısıyla bence girilebilir, yaptırılabilir kolay bir ürün gibi gözüküyor. En azından yaptığımız analizde bize bunu gösteriyor. Üründe kalite bu arada test ettik gördüğünüz gibi. Mobil uygulaması da gayet başarılı. Aslında bir teknoloji satıyorsunuz. Sadece bir ürün satmıyorsunuz. Teknoloji satıyorsunuz. Bu yüzden bence tercih edilebilir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda hem bu ürünle ilgili hem Amazon'la ilgili genel sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazarsanız memnuniyetle cevap veririm. Yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.